Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mimarlık Proje Analizlerim UP2 adlı videoyu çekeceğim. Bu video Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2. sınıf 2. dönem dersi olarak veriliyor. Bu ders UP1'in devam şeklinde UP1 videosunu çekmiştik. Orada açıklamalarımı yapmıştık. Bu videoda aynı bu tarzda devam edecek. Burada UP1'den daha farklı, daha tecrübeli bir şekilde yaklaştığım bir ders oldu bu şey. Bu ders. UP2 dersinde koşullu bir ders. UP1 ve birkaç tane daha dersi geçmeniz gerekiyordu bu dersi alabilmeniz için devamında. Aynı UP1'deki yaptığım şeylerin daha tecrübeli, daha detaylı ve daha sistematik, teknik kuralları uyguladığımız bir ders bu. O yüzden bu derste de oldukça zorlanılıyor. Okul olarak da gayet zorlandığımız bir ders ve çok fazla bu derste kalanlar oluyor, bırakanlar oluyor genelde, teslim etmiyorlar. Çünkü istedikleri şey çok fazla. Ama benim gibi hani sadece tasarım yönünden bakanlar için biraz daha zor bir ders. Bazı arkadaşlarım daha teknik bakımdan kendilerini, yani projede teknik sevdikleri için bu dersi ayrıca seven insanlarla da tanıştım. Tuhaftı. Yani ben o kadar çok sevdim dersen ben nötrüm. Diyeyim ama oldukça zorlandığım bir derste. UP1 bunun hazırlık aşaması gibi bir şeydi. UP2'de biraz daha sert girdik. Ve aslında videonun devamında projede açıklayayım. Aynı şekilde yaptığım hataları, izledim doğru yolu. Ve sonuç olarak çıkan projeden analizlerimi sizlerle paylaşacağım şimdi. İsterseniz sizlerle birlikte direkt projeye geçelim. Onun üzerinden daha iyi anlatacağım. Evet arkadaşlar, UP2'nin proje aşamasına geçelim. Projenin aşaması üzerinden anlatayım size olanları. Öncelikle UP1'de izlediyseniz, çünkü senkronize gidiyorum. Hani oradaki hatalarımı aynı şekilde ne kadar düzelttim, daha artı neler yaptım, oradan bahsedeceğim. UP2'ye geçtiğimizde şu vardı. UP1 ile UP2 aynı proje üzerinden devam eder genelde. Yani herkes öyle yapar. Çünkü UP2'de teknik bakımından detaylara iniyoruz. 1 bölü 50, 1 bölü 20, 1 bölü 5 ve 1 bölü 1'e kadar detaylı bir şekilde inceliyoruz. Yani bir binanın her noktasında neler yapabileceğimize bakıyoruz. O yüzden UP1'deki binayı UP2'de teknik bakımından donatıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki bir dönem zaten zar zor yetiyor. Bunun için de aynı projeden devam etmem gerekiyordu benim. Ama bende şöyle bir sıkıntı vardı. Finalden kötü almıştım. Dizem iyiydi. Finalden kötü almıştım ve bunun telafisini etmek istiyordum ve hırslandım da açıkçası. 15 tatilde kararsızdım. Hani olur mu olmaz mı, kabul ederler mi etmezler mi diye. Ondan sonra işte ilk hafta hocayla konuştuk. Zaten Mimar Sinan'ın en güzel yanlarından biri. Hocayla birebir saatlerce istediğin kadar konuşabilirsin. Ek ders yapabilirsin. Ayrıca mesaj atabilirsin. Yani birebir istiyorsun derse. VIP diyelim biz ona. Hocayla konuştum, dedim ki hocam hani ben küçük alanda çalıştım. Tasarım UP1'de tamam iyi yaptım ama UP2'ye devam ettirebileceğim aynı bir binada devam etmek istemiyorum dedim. Daha hani tecrübelerimle daha iyi bir bina, daha iyi bir sonuç elde edebileceğime inanıyorum dedim. Kendi grup hocamla. Genelde bazı grup hocalara izin vermez ama benim hocam beni bildiğim için, yani benim araştırmalarımı falan gördüğü için dedi ki tamam bak senle devam edelim, hani yeni bina yap ama hızlı başlayalım, tasarım hemen bitirelim. UP2'nin teknik bilgilerine hemen girelim dedik. Tamam, ben hemen kolları sıvadım. Halihazırda İstanbul Kuzguncuk'ta yine aynı yerde daha geniş bir arazi buldum. Zaten orayı bilindik bir yer. Hani Mimar Sinan'la çoğu öğrenci burayı buluyor. Gitmiştik biz de, resimlerini falan çekmiştik. Ama yine Google'dan, Map üzerinden bakıp araştırmaları tekrardan yaptım. Ve UP1'i hızlandırmış bir şekilde 2-3 haftada yapmam gerekiyordu. Yani kendimi farklı bir aksiyonun içerisine attım da diyebilirim burada. Arsa hakkında bilgilendirme yaptım. Hoca zaten İstanbul Kuzguncuk'ta genelde çalışıldığı için bu bölgeyi biliyor. Coğrafyasını, hani boş yerlerini falan biliyor. Genelde buralarda da çok fazla projeler yapmışsa. Tamam dedik. Benim aklımda bir L şekil, önde bahçe. Yani ilki biraz küçük olduğu için geniş yere geçtiğimden dolayı biraz bahçelemeyi yapmayı istedim. Ondan sonraki süreçte bunlar benim ilk hafta verdiklerim. Hocayla konuştuk. İlk hafta verdim. Hızlı bir şekilde çalışıyorum. Telafi etmem gerekiyor. Yeni bina yapmam lazım ve teknik donatılara geçmem lazım.
Zaman da ilerliyor ve gücümü de bitirmemem lazım. Zaman dengeli bir şekilde ayarlamam lazım işte. Yapıyorum planlamayı. Merdiveni köşeye koydum. Doğu, batı, güney, kuzey, eğim, komşu binayı ayarladım. Bu şekilde bir şey çıkarttım aklıma. Şablon çıkarttım. Diyeyim buraya bahçeyi koyacaktım. Bodrum kat planı. Bodrum kata koyacağım şeyleri belirledim, yazdım. Projelendirdim. Eskizlerimi çizdim. AutoCAD'e geçtim. Planlarını yaptım. Yani seçenek sunuyorum hocaya bak. Bir dakika. Ne oldu ya? Bu birinci seçenek. Bu ikinci seçenek Bodrum katta. Sonra bu üçüncü seçenek. Üç tane farklı plan götürüyorum hocaya. Ki hoca çünkü telafi edeceğim. Fazladan iş yapıyorum. Sonra birinci kata girdik. Birinci katta bu kadar düşünüyorum ama ilk baştaki fikrimle sonradan çıkan hemen hemen aynı diyebiliriz. Yani nokta atışı yaptım. Bu yüzden mutluyum yani bu konuda. Taslak 3. Birinci kata çıktık. Zemin kattaydık. Birinci kata çıktık. Bu şekilde istiyordum. Burada birkaç şey değişti. Son plana göre. Bu oldu. Aslında çok da değişmemiş baktığımda. Sonra çatıyı bu şekilde yapmak istiyorum. Yine üçüncü kata çıkmak istiyorum. Yani ikinci kata çıkmak istiyorum. Ama bu sefer daha küçük bir alanda gözlem örgü, kule mantığı istiyorum. Hani biraz daha yine hayallerimi izledim diyebilirim ama tasarımımı azalttım. Tasarımımı sadece kütle, yani kütle tasarımında sınırlı tuttum. Cepheyi ve şey tasarımlarımda biraz daha hızlı olmam gerektiği için ve teknik bilgiye girmem için onları biraz geri planda attım. O zaman çatı planlarını bu şekilde planladım. Ve baktım da çok da bir şey değiştirmemişim. İyi planlamışım. Kendimle gurur duyuyorum şu anda. Modelleme bu şekildeydi. Başta kütleyi yaptım. Bu da benim bir hafta sonumu almıştır herhalde bu fikri çıkartmam. Kütleler üzerinde daha bu görünen kısmı, görünmeyen kısımları da var. Bir sürü çöp attım. Tık 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 tık. Aşamaları kaydediyorum. Acaba hangisi olur? Nasıl olmalı? Aklımda da avlulu sistem var bu şekilde. Balkonları içe bakan, içeride çeşmesi, bahçesi olan, üstte kulesi olan, yönü yola bakan bir organize şey yapmaya çalışıyorum ve merdiveni oraya koymuşum özellikle. Çünkü merdivende ben çok zorlandığımı biliyordum. Merdivenin yeri gerçekten çok önemli. Merdivenin yerine göre tüm plan değişebiliyor. Çünkü orada bir sirkülasyon akışı var. Galeri boşluğu yapıyorsanız ekstra bir şeyleri var, planlamaları var ve bu yüzden ben merdivenin yerini önce bir oturtturayım dedim. Yani birinci UP1'de yaşadığım sıkıntıları yaşamamak için hızlı bir şekilde bir kütle performansı yaptım. Çatıları oturtturdum. Balkonlar nereye gelecek? Giriş çıkışları ayarlamaya çalıştım ve merdivenin yerini. İkinci haftada ben bunları teslim ettim. Hoca beğendi. Planlarda birkaç değişiklik yaptık. Ondan sonra çalışmalarıma devam ettim hızlı bir şekilde. Çünkü geride kalıyorum. Kesitini alacaksın, görünüşünü alacaksın, silüetini alacaksın, yeni yerde çalışıyorsun, modelini yapacaksın. Bunların hepsi sıralı. Ama UP1'in devam ettirdiyseniz bu kadar kaygılı olmazsınız. Daha çok araştırma yaparaktan daha teknik uygulamaları yerleştirebilirsiniz akışına. Ondan sonra bu benim vize teslimim. Ben vize teslimini son dakika attım. Son dakika yetiştirdim. 3-4 gün uyumadım, kesit çizdim. O şekilde yani. Hani ekstra çalışıyorum diğer derslerden, hani ilk bunu önceliğimi verdim çünkü bu önemli bir dersti, hani bırakmak istemiyordum, tekrar almak istemiyordum. Bu dersten kalırsanız büyük ihtimal uzatmıyor diye biliyorum, UP2 uzatmıyor diye biliyorum. Bu benim vize teslimim, vize teslimini yapıyoruz. Aynı şekilde biraz daha AutoCAD'de ustalaşmışım diyorum kendime. Kendime diziyorum. Planlamalarını yaptım. Kuzey oku aynı şekilde bilgilendirmeler içeriyor. İlk başta vaziyet planını 1 bölü 200 ölçekte verdim. Sokak isimleri, kodlar, çatının hemen hemen planı. Ondan sonra iki kesiti birini yukarıya nereden aldıysanız işte oraya göre koyuyorsunuz, koymanız gerekiyor. UP1'de koymamıştım. O hatalarımdan biriydi o. Çünkü dikkat etmemişiz. Bize de fark etmedim yani. Fark etmeyince ortaya böyle sonuçlar çıkabiliyor. Plana geçtik. Bu tasarım planı, evet. Tasarım planını organize ettik. Giriş ben aslında buradan alacaktım. Hocayla konuştuk. Hoca buradan olsun dedim. O yola yakınlık bilmem.
Yani aslında benim içimden geçen buradan almaktı ama hocayla biz çok iyi anlaşmıştık. Yani anlaşabildiğim en iyi hoca diyebilirim Mimar Sinan'da. O bana kızmıyor. Bir şeyler vermeye çalışıyor. Yap diyor. Yapınca zaten hani devam edince zorluğuyla karşılaşıyorum ve onun yoluna en sonunda giriyordum. Böyle şeyler çıktı ortaya. O yüzden ben hocaya güveniyordum. Hoca da bana güveniyordu. Zaten bir dönem birlikte çalışmışız ve ikinci dönemde. Hani samimiyeti kurmuşuz diyelim. Bu şekilde konuşuyoruz. Yani gerektiği yerde kızıyordu. Hani şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Kızıyordu derken. Öyle bir kızma değil, uyarı şeklinde. Hani ortaya şunu çıkalım, kurak lezleri koyalım. Aynı şekilde kurak lezleri işaretledik. Ondan sonra vize teslimine son bir hafta kalmış işte. Bir olayımı anlatayım. Hocaya gösteriyorum. Hoca dedi ki ya bırak dedi, engelli çıkışını unutmuşuz dedi. Şu engelli çıkışını. Son hafta projede değişiklikler oldu bir şekilde. Birkaç UP1'de de aynı şekilde olmuştu. O UP1'de direkt kütle değişmişti aslında. Burada da son hafta bir engelli çıkış rampası oluşturacağız. %6 eğimli, çok büyük. İleriye doğru geliyor, gidiyor, geliyor ve ben daha önce yapmadığım için biraz zorlandım. Buradan kapı açtım. Ve sadece planda bir değişiklik, şöyle diyeyim. Yani planda yapılan bir değişiklik sadece o planı etkilemiyor. Bazen üst katları etkiliyor, Bodrum'u etkiliyor. Çünkü şey kuruyorsunuz, yeryüzüyle temas ediyorsunuz, alt katla üst katı etkiliyor. Kesitleri etkiliyor, oradan geçiyorsa, orayı görüyorsa, orayı etkiliyor. Ondan sonra görünüşlerim etkiliyor. Ve siz planda herhangi bir değişiklik yaptıysanız sonlara doğru tüm yaptığınız projede o değişikliği yansıtmanız gerekiyor ve onu dikkat etmeniz gerekiyor. Mimarlığın en önemli noktalarından biri dikkatli olmalısınız. Zemin kat tasarım planına buradan giriyoruz. Buradan bahçeye bir giriş var. Su var. Oturan yani sandalye masalar var. Burada bir barımız var. Hani hizmet etmek, kahve, çay servisleri olan yer. Buraya ben merdivenim rasyonel bir merdiven. Bazen kırık yaptırdıkları oluyor. Kırık merdiven de çok oluyor. Ben UP1'de yaptığımın dar açılı olanlarını da gördüm. Çelik, ahşap, betonarme kullanıyor. O öğretmenden öğretmenine göre de değişiyor bazen. Yani bazıları diyor ki sen çelik yapmanı istiyorum. Hani onu öğren. Bazıları diyor ahşap yapsan iyi olur diyor. Ahşap yapalım diyor. Bazıları diyor betonarme yapalım, diğer yerlerde dikkat edelim. Bu biraz hangi grupta olduğunuza, grup arkadaşlarınızın ne yaptığınıza ve sizin de açıkçası öğretmenden nasıl bir şey, aklınızda nasıl bir şey varsa ona göre şekilleniyor. Bodrum kat planı. Buradan giriyor. Buradan şey, erkek tuvaleti, kadın lavabosu, burada personel odası, teknik odası, büyük bir hol. Daha oturmuş, her oda kurak lezler sayesinde çoğu oda ışık alıyor. Ölçüler daha şey, birbiriyle uyumlu, büyük kaçmamış ve daha oturmuş bir plan var. En çok ben Bodrum planında zorlandım diyebilirim yani. UP1'de de aynı şekilde Bodrum planında ben zorlandım. Çünkü Bodrum planı biraz da ışık alma yönü var. Yukarılarda istediğin yerden pencere açabilirsin yani konumuna göre. Bodrum'da ise açacaksın yeri, üste etki edecek. Tüm odalar olabildiğince ışık almalı. Daha bir stabil bir ortam kuracaksın. Yüksekliğini ayarlayacaksın. İnsanların bunalmaması lazım. Hava girişlerinin olması lazım. Bacanın, teknik odanın yerleştirilmesi gibi. Bir takım unsurlara dikkat edilmesi lazım. O yüzden önemli bir kat burası. Sonrasında birinci kat tasarımı da çok yani şu anda sizin yapmanız gereken UP1'de yaptığım tasarım plan ve programla bunu biraz kıyaslayın ve onun üstüne konulmuş hali gibi. Çıkardığım tecrübelerin ortaya yansıttığı tasarımına bakıyoruz şu anda. Planlamasına, dizaynına bakıyoruz. Teknik bilgiler zaten oldukça farklı. Biraz daha galeri boşluğumuz var. İnsanlar rahat sirkülasyon, çalışma bölümü, üstte çalışma bölümü, kitaplık. O size birinci de gösterdiğim örnek yerler. Çalışma masası. Öğrencilerin veya da çalışan insanların, buraya gelen insanların dinlenmesi için balkon. Balkon zaten bahçeye baktığı için sessiz, daha sessiz ve sakin. Ağaçlarla bezendiği için biraz da. Çatı planı aynısı bu şekilde uyguladım. Üst kat. Üst kat biraz daha elit bir takım oldu. Üstte manzarası olan, az kapasiteli,
Çok yoğun olmayan, belki yani sakin bir kafayla dinlemek isteyen, belki bilgisayarını alıp gelip orada girmek isteyen insanlar için tercih edilebilir bir kat yapmaya çalıştım ben burada. Komşu binayla buranın sınırı da gerçekten beni hani şey yaptı, öğrenilmesi gereken bir şey. Orada da farklı teknikler uygulanıyor. Kör kalıp falan atılıyor. Bacanın çıkış noktası. Sonra şeye geçtik, teknik bilgiler. Ölçülendirmeyi veriyoruz, iç ölçülendirmeyi veriyoruz. Merdivenin ölçülendirmesi, hemen hemen pencerelerin dış ölçülendirme ilişkisini kuruyoruz. Vize de bu şekildeydi. Biraz daha detaylı aslında yaklaşsam daha detaylar ortaya çıkacak yani. Şöyle diyelim. Birkaç unuttuğum yerler varmış. Şimdi fark ettim. Bu şekilde bağlantı kuruyoruz. Yani vize de teslim ettiğimde 1/1/50 olması gerekiyor. Kapıların şekli. Kalınlıklarını ayarlıyorsunuz. Yoksa şu taramaya sen bir kalınlık versen biz kapkaranlık çıkar. Bunları ayarlamamız gerekiyor. Yani birkaç yerlerde hatalar varmış, evet. Ama genel baktığımız zaman fena değil. Mi acaba? Yani kağıt A2 veya A2 veya A3 kullandığımız için detaylı inceleyebiliyoruz. Zaten bunların çıktıları kocaman oluyor. Mimarlık. Birinci kat planı aynı şekilde. Teknik bilgiler. Çatı beni nasıl zorlamıştı ya. Teslime işte 2-3 hafta kala çatıyı çizdim. Ve bu çatıyı algılamak bana çok zor geliyordu. Aslında yapı bilgisinde bunları öğretiyorlar bize, çatı çizmeyi. İşte teknik bilgileri, yapı bilgisini öğretiyorlar. Yapı 1, yapı 2 de. Oradaki derslerinize dikkat etmeniz gerekiyor bunları. Buralarda zorlanmamak için. Burada da birkaç şeyler yanlışlanır. Ama genel itibariyle iyi. Yani ben bunu çizerken böyle oturuyorum, bakıyorum yani ne nereye gelecek, ne arkaya gelecek, hayal etmeye çalışıyorum. Üç boyutlu çizdim, SketchUp'tan çatıyı kestim. Tamam böyle gözüküyormuş dedim. Oradan yardım aldım. Daha çok. Kesitler de aynı şekilde, daha disiplinli. Aslında var ya, ben dediler ki detaylı çizeceğiz. Ama ne kadar detaylı çizeceğiz? Hani tabii örnekleri veriyorlar. Çok örnek inceliyoruz. Üst sınıflardan örnek alıyoruz. O örnekleri ben üst sınıflardan çok örnek aldım. Yani sağ olsunlar, destek oluyorlardı. Yani bir 10-15 tane benim farklı yapılmış örneklerim var, örnekler vardı elimde. Onlara bakıp ne kadar yapabileceğimi, onlardan yaptıkları teknik kuralları alıyordum. Ama işte ne kadar sınırı, bazıları var çok detaylı istiyor. Bazıları var yeterli diyor. Yani bu detayda sınır yok. Ben ilk başta şuradaki şey yaptım. Kuru duvar yaptım. Oradaki şeylerine kadar atmışım. Orada çelik profiller var. Bodruma full onları döşedim. Vidalarına kadar yaptım ama 1/50 ölçekte gözükmediği için hoca dedi ki sil. Öyle bir hata yapmıştım. Mesela buraya drenaj kanalı ekledim. Aslında drenaj eğimi yerlerde eklenmesi gerekiyor. Benim aslında eklenebilir buraya ama planda da göstermem gerektiği için sonradan çıkarttım bunu. Bunların şeylerinin kalınlıklarına, yazı boyutlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Şuna çok takıyorlar, yağmur oluğuna. Yağmur oluğu nereden geliyor, nereden gidiyor? Bu biraz perspektife girdiği için şekil böyle. Garipsemeyin yani. Arkadan kesiyoruz bunu, kesiti. Mesela ben buraya şey ördüm. Gaz beton ördüm. Normalde kesici şey taramalı yapabiliyormuş. Ben o kadar uğraştım tek tek gaz beton örmekle uğraştım. Örmüş kadar oldum yani diyeyim. Bilmeyince, yani bilmemek ekstra çabaya sebep olabiliyor. Bir de araştırma yapıyoruz. Şu pencereleri görüyor musunuz? Ben sunum yapıyoruz işte. Gene 2-3 hafta kalmış. O civarlarda çok çalıştığım için. Detaylı pencereler de arıyoruz Google'dan. Çünkü hepsini sen çizemezsin. Bir yerden bulacaksın, onu projene uyduracaksın. Buldum. Alüminyum buldum. Ondan sonra ahşap buldum. Şey buldum. Plastik PVC buldum. Ve hani açılım yönlerine göre istediğin şekle getiremiyorsun. Birinci katın ilk yerine ahşap yapmışım. Kapının girişine alüminyum yapmışım. Sağ çepeye metal yapmışım.
Ya tüm binayı öyle yaptım. Bir de hani kendime de güveniyorum. Özgüvenim var yani. Oldu Murat diyorum. Ama bilincinde değilim. Ben açılış yönlerine falan bakıyorum. Hani tasarımda uydum uymadım. Ama cinsine bakmamışım. Sen detayı var, onun cinsi var yani. Ahşap, çelik, PVC farklı şeyler. Sonra işte hocaya götürdüm. Ben bir de onda diğer sınıfın dersiyle beraber girdim. Bir saatlerini yedim. Onların da hakkını helal etsin arkadaşlar. Hocam dedim, kendime güveniyorum ya, zaten son haftalar hızlı bir şekilde yapıyorum. Hocaya bile hani çok fazla şey konuşma vaktimiz olmuyor. Dedim böyle yaptım ya dedi Burak. Ya hoca o kadar iyi ki. Hani mimarlıkta hani herkes şey de hani hocalar hiçbir zaman beğenmiyor şöyle böyle. Tamam, onlar var. Onlara sözüm yok yani. Gerçekten çok kavga ettiniz. Diğer videolarda da söyleyeceğim. Bu hoca o kadar iyiydi ki yani saçmalamışım resmen ya. Birinci katta sen ahşap yapmışsın, ahşap pencere yapmışsın. Diğer yanına alüminyum yapmışsın, diğer yanına metal yapmışsın yani. Ve sen bunun detaylarını işlerken fark etmişsin, bilerek yapmışsın. Ama dikkat etmemişsin, olur mu olmaz mı ya, bir düşünsene hani. Ya dedi Burak böyle olmaz dedi, hani biz kat planında dedi. Genelde aynı cins yaparız, hatta cephelere de simetrik aynı getiririz ki dedi, bir düzen olsun bu pencerelerde dedi. Bana tak etti. Bunu der demez tak etti. Tamam hocam dedim. Hepsini değiştiriyorum dedim. Alüminyum yaptım sonra. Alüminyum dosyası DVG'sini bulmuştum. Kolaydı. Ve alüminyum hoşuma gidiyordu yapmam. Hatta bir arkadaş şey demişti hani, yani Burak'ta alüminyum, yani alüminyum detayları var, alabilirsiniz diye. Bu şekilde yönlendirmeler de oluyordu hocalar tarafından yani. Onda alüminyum var, ondan al. Ondan arsa var, ondan alabilirsin gibisinden. Bu şekilde adımız alüminyumcuya çıkıyordu artık pencereden dolayı. Ondan sonra aynı şekilde hızlı bir şekilde gidelim. Görmüşler, 1 bölü 50 ölçek. Bu şekilde strüktür modelliğini istiyorlar ki iskelet sistemi nasıl kurduğumuza bakıyorlar bu noktada. Ondan sonra İşin aynı şekilde final, bu da final teslimimde vaziyet planını veriyorsunuz. Hızlı bir şekilde anlatayım, zaten geçtik. Sonra vizedeki eksiklikleri finalde işte tamamlamaya çalışıyorsunuz. Zemin kat tasarım, katlar aynı şekilde. Şu anda finalin hemen hemen 1 bölü 50'leri aynı. Yaptığınız hataları vizede size uyarıyorlar. Hocalarınız bak Burak inceledik, şurada hata var, bunları düzelt. Mesela engelli çıkış rampasının izini eklememişim ben. Bunu vizede demişlerdi. Vizede eklemişim. Finalde ekledim. Bunun gibi. Bu şekilde daha detaylı. Aslında daha detaylı uzakta olduğu için biraz şey gözüküyor. Mesela girelim işin içine. Yani buradaki şeye kadar var. Neydi ya bu? Lamine ahşap parke, esnek poliüretan köpük, levha düzeltme, şapı, beton harme döşeme. Bunu da çiziyoruz yani. İşte buraya bir şey koyuyoruz. Süpürgelik, duvarımız var, pencerelerimiz. Aynı şey burada da geçerli. Aynı bağlantı noktalarının nokta detaylarını gösteriyoruz. Merdivenler aynı şekilde. Bunların şeylerini ayarlayacaksınız. Nasıl sıva bitiş noktası. Bunların çizgi kalınlıklarına, evet, buraya bak, vidalar atmışım. Burada noktalar, birleşim noktaları var. Devam etmeler. Bunların neydi? Çizgi kalınlıklarını ayarlamazsanız böyle yoğun bir paftada patlar yani. Tüm çizgiler birbirine karışır, anlaşılırlığa gider. Onun da bir anlamı kalmaz projenizin. Ondan sonra dum 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 bu şekilde. Aynı hemen hemen. Bakın bacayı değiştirmişim. Bacaya da bayağı uğraştım, anlamadım. Buraya çinko bacak kaplaması koyuyorsunuz. Yağmurdan etkilenmesin diye ısıyı altına. Duvarına harpuçta kaplamasını. Yağmur olduğunu. Aynı şekilde alçı levha kaplamalı. Ben bunu daha detaylı çizdim de gözükmez diye silmiştim. Yani çok milimetrik şeyler bunlar. Yani 3-4 milimetre, 5 milimetre, santimetrelik detaylar, arkadan görmüşleri, bağlantıları hemen hemen bu şekilde. Ters oku bu şey kuranklezin, ben kuranklezden kesmediğim için genelde kuranklezi kesersen oradan koyarsın yani hoşlarına gider hocam. Benim kesitlerde kuranklezden kesmediği için izini koymuştum buraya, arkada gözüküyor maksatında yaptığım bir şeydi.
Ondan sonra bu noktalar zaten vizeyle benzerlik gösteriyor. Hatalarımızı düzeltmiştik finalde. İşte asıl noktalara geliyoruz. 1 bölü 20'ler. Daha detaylı, daha kapsamlı, daha çok çalışılmış ve bunun üzerinden bir sürü örnek incelenmiş. Vidalarına tut her şeyine kadar buradaki izlerini veriyoruz. Biraz bu şekilde. Küpe eşitlesine, çelik korkuluğunu, başlangıç noktasına, sayılarına, temas ettiği noktayı. Tabii bunun şeyleri var. Benimki betonarme merdiven. Çelik yapanlar daha da kapsam altından izlerini falan gösteriyorlar aynı şekilde. Galeri boşluğu, dönme noktaları, alttan izin. Mümkün olduğu kadar her şeyini burada gösteriyoruz biz. Elimizden geldiğince. Ve belki hala eksiklerimiz vardır ve ilerleyen dönemlerde bunları kapatmak için de uğraşıyoruz. Tamam, bakıyoruz. Giriş kapısını bakıyoruz. Girişi 1 bölü 20 ölçekle aldık. Aynı şekilde daha detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ben burada yazıları aynı şey yapmamışım, ona da dikkat edin yani ileride. Yani yazı boyutları aynı olsun. Yazı boyutları önemli bence. Bu hafta düzeni için de önemli. Benim arkadaşıma çok takılmıştı. Yani ona da selam göndereyim buradan. Oradan geldi aklıma. Dedi ki Burak yazı boyutlarına böyle dedi ya. Baksana da çok karışık. Buraya bana bir kesit daha aldım sadece bu merdiven için. Kesit sayım 3'e 4'e çıkmıştı yani. Burası için. Burayı gösteriyoruz. Arkasını, yanını, arkasındaki şeyi, süpürgeliği, bitiş noktalarını, küpe işlerini olabildiğince daha detaylı. Yani bunu artık UP2'yi yaptığınızda götürün verin bir yere arsaya. Yani bu arsaya yapısın gitsin bir proje. O hale getiriyorlar yani. Daha benimkinde eksiklikler var. Bazı arkadaşlarıma baktığım zaman ya götür yap hani çok iyi yapmış, çok iyi olanlar var. Bu niye açılmadı ya? Bu da aynı şekil. Diğerlerinin devamı. Tamam. Bu da girişin kesti. Giriş alanının kesit gösterimi. Alt. Drenaj. Görmüşleri. Benim alüminyum kapım. Fotoselle. Çok aradım fotoselle ya. Yani mesela bir tasarım düşünüyorsunuz. Buraya bu olur. Aklınızda ki var. Ve o parçanın AutoCAD DVG'sini bulmak o kadar zor ki ben. Bir de takıntılıyım bu konularda. Arıyorum, arıyorum. Çin sitelerine girmişim ya. Alman sitelerine giriyorsun. Çin sitelerine giriyorsun. Başka sitelere bakıyorsunuz. Bazen bulduğum oluyor. Bazen bulamadığım oluyor. Bulamadığım olunca değiştiriyorum. Şey direkt yapacağım bir şey yok, elimde olan bir şey değil yani. Bazı arkadaşlar ise hani ben mesela böyle araştırıyorum 2-3 arkadaş bakıyor diyor Tokyo ev gibi tak bu olur getir bir koy araştırmasına gerek yok. Bu yapanlar daha çabuk bitirebiliyor projeyi. Nokta detaylarına giriyoruz. Nokta detayı 1 bölü 5 ölçekli. Önceden 1 bölü 1 de gördüm ben. Bu şekilde. Genelde adı neydi? Alçıpan bölme duvar olsun. Merdiven bitiş giriş noktalarının detayları. Ondan sonra kapıların duvarla birleşim noktaları, L dönüş noktaları aşağısı. Çatının bitiş noktası, pencereler. Pencereler zaten yapıda da önemli. Onların açılım detayları. Bu kadar. Burada da hatalarım olduğunu düşünüyorum. Structure modelini koydum. Ya çünkü Structure modelinde de olmayan çok şey var. 3 boyutu seviyorum. İstesem çok daha iyi yani yapardım. Ama zamanım az olduğu için çok hızlı bir şekilde tak 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 yapıp koydum yani. Ve son dakika yani saat 12'de kapanıyordu sistem pandemiden. Şuna bak arkasını yapmamışım ya. Sonra niye düşük aldım? Saat 12'de gece 12'de kapanıyor. Ben 11.59 11.59 gibi ne yaptım yani. Öyle diyeyim ben size. İşte sonrasında teslim ettik finali. Yine hani çok yüksek puanla geçmedim ama UP1'i hızlı bir şekilde tasarımını toparlayıp UP2'de teknik donatıları içine koyarak iyi bir proje dönemi geçirdiğimi düşünüyorum. Çok yoruldum, zorlandım. Çok kızdığım noktalar oldu, kendime kızdığım noktalar oldu, arkadaşlarım, hocalarıma kızdığım noktalar oldu her biri ayrı ayrı.
Bundan sonra işte bittikten sonra 2-3 hafta sonra proje bittikten projeyi taçlandırmak için bir render alayım dedim. Bir ortaya ne çıkmış bakalım dedim. Bu şekilde de renderimizi izleyelim. Lumion renderimizi. Başlattım mı? Tamam. Modellemeyi sonra yaptım ben. Hani detaylı modellemeyi okul bitince yaptım. O sırada yapamazdım zaten yetiştiremezdim o kadar teknik bilgiyle beraber. Zaten modellemede yine birkaç tane hatam var. Çünkü artık sabrınız kalmıyor belli bir süreden sonra. Herkes şey yaparken mesela kuşu içeri koymuşum mekan için. Kuş ne geziyor mekan içinde yani. Her şeyi düşününce ayarlaması biraz zorlaşıyor. Üçüncü kat, en üstteki kat. Sessiz bölüm. İzleyelim. Avlu bahçeyi çok seviyorum ya. Kendini yansıtıyorsun biraz daha. Özgünlük. Ayna koymayı unutmuşum. Biraz daha iç tasarıma girdiği için ondan projede yok o kadar fazla. Aynayı koydun mu koymadın mı bakmıyorlar. İşte zaman ilerledikçe iç mimarlık, mimarlık, peyzaj mimarlık bunlar arasındaki farkı da anlıyorsunuz daha çok. Çünkü her yere siz yetişemezsiniz yani. Her şeyi yapayım da sen bir projeyi çok zamanınız alır. Şimdi UP1'deki binamla farklılıkları ne? Cephe tasarımları daha az, daha rasyonel. Kütleler tam oturmuş. Mekan organizasyonu daha iyi. Ve teknik bilgiye odaklandığım bir proje oldu burada. Ve biraz daha tecrübeli olduğumu düşünüyorum bunu yaparken. Çünkü kısa bir süreçte tasarım toparlayıp teknik bakımdan donatıldığı için daha iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu projede bu şekilde. Instagram'a attıklarım da hemen hemen bunun özeti şeklindeydi. İç mekan ilişkisi, katlar arası iç ilişkisi. Tabi bu sefer bacayla kurank bezi unutmadım. Renderımız, uzaktan görmüş renderlarımız. Bu çizimlerimiz, SketchUp görmüşlerin. Detayları koydum, planlarımızı koydum. Evet, bu şekilde. Bir de sonradan aklıma geldi bunu ekliyorum. Videoyu kapatmıştım, geri döndüm hemen bunu da ekleyeyim göstereyim dedim. AutoCAD çalışmalarımı da göstereyim aynı şekilde. Hepsini alt alta dizdim. Son final çalışmamız AutoCAD işte DBS'de teslim ettik. Layer ayarlamalarını yaptık bu şekilde. Bolca renk kullanan biriyim çünkü gözüm ayırt etmiyor benim çok karışınca şey yapamıyorum, ayıramıyorum ne var ne yok diye. Olabildiğince her şeyi ayırmaya çalıştım ama tabii mümkün ne kadar mümkün olduysa diyeyim. Zor çünkü. Çünkü belli bir süreden sonra çalışmalar katlandıkça şeyler artıyor. Nasıl diyeyim? Çalışmalar arttıkça odaklanamıyorsunuz belli bir nokta. O yüzden baştan itibaren layer'larla renk katmanlarıyla çalışırsanız size artı sağlayacaktır. Hem çizgi kalınlıkları yaparken hem de ileriye dönük ayırt etmede, kapatıp açma, toplu silme gibi her türlü faydasını göreceksinizdir. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince dönem içerisinde yaşadığım proje hakkındaki fikirlerimi, düşüncelerimi, analizlerimi, yaptığım hataları ve izlediğim yolları size aktarmaya çalıştım. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer ki aklınıza takılan bir şey olursa veya da bir sorununuz olursa, gördüğünüz bir hata yanlış olursa yorumlar altına yazın, düzeltelim. Ve UP2 ile alakalı kısa notlar vermek istersem şunu yapın, çok fazla örnek inceleyin. Üst sınıftaki arkadaşlarınızı tahsis edin. Üst sınıftaki arkadaşlarınızdan sürekli onun DVG'sini isteyin, onunla alakalı not isteyin. Size yardımcı olsunlar, fazlaca örnek görün, benimkiyle de yetinmeyin, farklı projeleri inceleyin. Hocalarınızla iyi iletişim kurun, her şeyden önce püf noktası bir projenin hocayla kurulan temastır, iletişimdir. Yani sizi birlikte onunla beraber yola çıkıyorsunuz, siz gidiyorsunuz, o sizi yönlendiriyormuş gibi oluyor. Tatlı bir gidişat oluyor. Bazen zorlanıyoruz. Bazen sinir oluyoruz diyebiliriz. Ama en sonunda bu şekilde güzel bir sona ulaşabiliyoruz. İyi bakalım, benden bu kadarlık bugünlük.
Yorumlarda bekliyorum artık sizin fikirleriniz, düşünceleriniz olabildiğini daha iyi nasıl yapabiliriz çalışmamızı ortaya sunacağız. Farklı projelerde görüşmek üzere.